Efendim ben Ankara Tenis Kulübü tenisçilerinden, veteran tenisçilerinden Mustafa Tekin, namı diğer Mustafa Hoca. Böyle güzel bir günde tenisten bahsetmek hakikaten benim de hoşuma gitti. Türk tenisine faydalı olmak için tenise başladığım 1988 yılından beri İnsanlara hizmet ediyorum. Tenisi öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyorum. Efendim bugün insanlar, tenisçi arkadaşlar ne zaman isterlerse benimle tenis oynayabilirler. Her zaman emirlerindeyim. Türk tenisini ve tenisi seviyorum. Türkiye'nin de tenis dünyasında gerektiği şekilde yerini almasını diliyorum. Ben tenise şöyle söyleyeyim, 1988 Ankara Tenis Kulübü'nün arkasındaki bölgede taş kortlarda başladım kızımla beraber. 48 yaşında başladım. 55 yaşında milli oldum. 65-70 yaşlarında bu sporumu efendim devam ettirdim. Şu anda bil fiil devam ediyorum. Her gün Allah nasip ederse 1 saat, 2 saat, 3 saat tenis oynuyorum. İşte 50 yaşlarında günde 8 saate varan bir oyun portföyüm vardı. Şimdi artık yaşımız 78'i bulduğu için biraz daha ağırdan alıyoruz. Daha ziyade ders ağırlıklı geçiyor tenisimiz. Tenis kulübümüzü çok mütena insanlardan teşekkür ediyor üyelerimiz. Çok bilinçli ve tenisi severek oynuyorlar. Daha ileriye, daha iyiye doğru gidiyoruz. Benim de bu çok hoşuma gidiyor. Bütün maçlarını takip ediyorum. Aklımın erdiği şeyleri de arkadaşlarıma bilgi babında iletmeye çalışıyorum. Şimdi biz tenise ailecek başladık. Benim kızım Handan, soyadı şimdi Anduruş, Ankara Tenis Kulübü'nde bilfiil tenisçi olarak oynamıştı. Sonra evlendi, Almanya'ya gitti. Bir torunumuz oldu. Torunumu da aynı şekilde yetiştirdi. İlk derslerini burada yine Ankara Tenis Kulübü'nde bizzat ben verdim. Yetişmesine katkıda bulunduysam ne mutlu. Şu anda kendisi Amerika'da tenis bursu kazanarak okulunu, bilgisayar okulunu devam ettiriyor. Ve bu hususta çok mutluyum, sevinçliyim. Bütün ailelere bunu tavsiye ediyorum.
tenisi bizler öğrenelim, bizler çocuklarımıza örnek olalım, onları tenise teşvik edelim. Bu suretle ancak Türk tenisi ilerleyeceğine, gelişeceğine inanıyorum. Yani tenisin yaşı yok. Bugün 78 yaşında ben günde 3 saat oynayabiliyorsam bunu herkes yapabilir. Merhaba, ben Yalçın Bozgül. Tenise Ankara Tenis Kulübü'nde 9 yaşında bol boy olarak, top toplayıcı olarak tenise başladım. Ankara Tenis Kulübü'nün takım antrenörlüğünü yapıyorum. Özel dersler veriyorum, yetişkin gruplarına ders yapıyorum. Tenisin başlama yaşı yok. Ne kadar erken davranırsanız o kadar iyi. 50 yaşında da tenise başlayanlar oluyor. Her yaşa göre bir seviyesi vardır. Ömür boyunca yapılabilecek bir spor olduğunu düşünüyorum. Her seviyede olduğu için. Kulübümüze 5 yaşından itibaren gelen sporcular var tenis okullarımıza. Daha sonrasında buradan performans için takım bölümüne geçip tenis hayatına devam eden sporcularımız oluşuyor. Veteran tenisi olarak çok geniş bir kitleye sahibiz. 50 yaşında, 60 yaşında sporcular var, tenis oynayan, spor yapmak için gelenler. Her türlü yaşa, her türlü kitleye oynayabileceği bir spor olarak söyleyebilirim. Şimdi herkesin kendine göre bir potansiyeli vardır. Kimisi daha öncesinde spor yapmıştır, daha aktiftir. Kimisi daha sedanter, spor yapmamış kişiler vardır. Onların gelişimi birazcık daha uzun zaman alabiliyor. Ama dediğim gibi her seviyede tenis oynanabiliyor. O kendi yaşına göre, kendi fiziksel özelliklerine göre tenis oynayabiliyor. Gençler kariyeri çok parlak olup da profesyonelliğe geçerken gerçekten çok zorlanan oyuncular var. Burada birkaç temel ögeden bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok küçük yaşta çocuklarınızın tenis sevgisi ile aşılanmalarını ve tenise tutku derecesinde bir aşk derecesinde bağlı olmalarının çok önemli olduğundan ve iyi bir altyapının oluşturulmaya başlamasının ne kadar önemli olduğundan bahsettim konuşmanın başında. 14 yaş gibi artık rekabet ve mücadele ruhunun önem kazandığı, anlık problem çözme kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiği bir evreye geçiyoruz. Güçle beraber bazı kazanma stratejileri oluşmaya başlıyor. Ergenlikle birlikte kas kütlelerinde artış, vuruş güçlerinde artış oluyor ve bu gücü bir kazanma yoluna adayabilmek adına oyuncular bazı stratejiler kurmaya başlıyorlar. El becerileri iyi olan ve sabırlı olan oyuncular genelde küçük yaşlarda çok başarılı oluyorlar. Bu da gücün çok ön planda olmadığı 10-12 yaş gruplarında karşıya hep rakipten bir fazla top atabilmek tenisteki en temel stratejidir, en temel taktiktir. Bunu sabrı olan, biraz da fiziksel özellikleri iyi olan oyuncular yapabiliyorlar. Güçlenmeyle beraber 14 yaş gibi biraz daha artık gücü erken avantaja çeviren oyuncular bir dönem birazcık öne çıkıyor. Bu evrede oyunu çeşitlendirebilecek ince becerilere sahip oyuncular hep rakiplerinin bir adım önünde oluyorlar. Gençler tenisi genelde bu parametreler ekseninde ilerlerken profesyonelliğe geçildiğinde artık çok ciddi bir ciddiyet ve çok önemli bir disiplin hasıl olmaya başlıyor. Federasyonda da 3 yıl yardımcılığını yaptığım eski teknik direktörümüz Luis Bruguera'nın çok güzel bir anekdotundan bahsederek bu konuyu değerlendirmeye devam etmek istiyorum. Gençler tenisi ile profesyonel tenisi arasındaki en temel fark nedir diye Bruguera'ya bir söyleşi esnasında sorulmuştu. Bruguera'nın basın mensubuna verdiği cevap şuydu: gençler tenisinde maç kaybettiğiniz zaman prestij ve kupa kaybediyorsunuz. Profesyonel teniste maç kaybettiğiniz zaman, hatta puan kaybettiğiniz zaman
para kaybediyorsunuz, en temel fark bu demişti. Dolayısıyla profesyonellik demek artık ekmeğini o işten çıkartabilmek, o işle hayatını idame edebilmek demek. Bunun sorumluluğu farklı ve bu sorumlulukta da puanı kaybetmek istemeyen ve sonuna kadar savaşan çok farklı bir mentalitenin içine girmek durumunda kalıyor gençler. Bu da birçoğuna ağır geliyor açıkçası ve o oyuna adapte olmakta güçlük çekerek büyük parlak gençler kariyerine rağmen sistemden elimine olan çokça yetenekli sporcuyu yakın zamanda tenis deneyimledi. Burada kalıplar, patern dediğimiz temel oturmuş yapılar ön plana çıkmaya başlıyor. Her oyuncunun kendi iyi yaptığı ve rakibine problem çıkarabileceği belirli kalıpları oluşuyor. Bu kalıp antrenmanlarının, bu patern antrenmanlarının aslında 14-15 yaştan itibaren sisteme dahil edilip 16-17 yaş gibi de artık sistemde birincil önceliği kazanmaları birçok ülke sisteminde birinci derecede kabul edilmiş yöntem konumunda. Dolayısıyla junior'dan profesyonelliğe geçişte hem oyun anlayışınızın hem oyun sisteminizin profesyonel yapıya, entegrasyona izin verir şekilde dizayn edilmiş olması lazım. Hem sizin oyun olgunluğunuzun ve psikolojik dayanıklılık seviyenizin oradaki zorlu rekabet şartlarına hazırlanmış olması lazım, iyi hazır edilmiş olması lazım. Bu future turnuvalarının hemen ardından da turnuvanın para ödülleriyle beraber puanları da artıyor. Ve hem ATP'de yani hem erkek tenisinde hem WTA'de kadın tenisinde farklı turnuva isimleriyle beraber en son Grand Slam'lere kadar uzanan bir yolculuk oluyor. Türkiye'de de bu yolculukta bir genç tenisçinin ihtiyaç duyduğu turnuvaların hemen hepsi mevcut. O anlamda iyi bir junior kariyerine sahip olabildikten sonra bu ülke topraklarında profesyonel olabilmek artık çok kolay. Ama ne olarak kolay? Turnuvaya erişim olarak kolay. Mentalite olarak dürüst olmak gerekirse hala daha alacak yolumuz var. Bizim ülkemizde sporun kültürünün ve doğru bir vizyonun oluşması için hala vakte ihtiyacımız var. Yol kat ediyoruz, ilerleme sarf ediyoruz. Fakat bunu en temel belirleyecek özelliklerden bir tanesi bence şu olacak. Bundan önceki haftalarda yine Başak'la ve Ergi'yle yaptığımız söyleşilerden de aklımda kalan bir şey. Ergi ne demişti? Ben Sırbistan'da profesyonel tenisçi olma arzusuyla antrenman yaparken yadırgandığımı hissetmedim. Yani bir garip bir şey yaptığımı hissetmedim. Çünkü etrafımda mücadele ruhuyla, savaşçı bir ruhla aynı yolda ilerleyen çok fazla insan vardı ve çevrenin de tenis oynayan insanlara gerçekten çok büyük bir hayranlığı ve inancı vardı. Şimdi bu o ülkenin başarmış örneklerinden, bu o ülkenin spora bakışından kaynaklanıyor. Bizde de bir meslek sahibi olma, yani illa bir üniversitede işte doktor olma, mühendis olma, bir elle tutulur bir diploma sahibi olma kültürü var, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir çocuk üniversiteye girip de herhangi bir branşta mezun olmadığında sanki hayatında bir şey eksik kalacakmışçasına bir tedirginlik içine giriyor. Hem ebeveynler hem de o çocuğun etrafındaki birincil, ikincil halkalar. Bu tabii iyi niyetli bir yaklaşım ama baktığınız zaman da ben de üniversitede jeoloji mühendisliği diploması almış biriyim. Ama spor sektöründe büyük bir keyifle ve büyük bir arzuyla her gün çalışıyorum. Aldığım kararında ne derece doğru olduğunu her gün bir kez daha hissediyorum. Her uyandığımda bir kez daha hissediyorum. O anlamda artık sporu bir meslek olarak görmenin zamanı geldi de bence geçiyor. Çünkü bizim ülkemizin sporcuya, sanatçıya da en az bilim adamlarının olduğu kadar ihtiyacı var. Çok yönlü düşünebilen ve hayatı dolu dolu yaşayabilen bir ülke olabilmek, bir toplum olabilmek adına, daha zengin bir toplum olabilmek adına kendi alanında zirve yapmış bireylere ihtiyacımız var. Ve bu bireylerin filizlenmesine imkan sağlayacak da bir yapıya, bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var. Bir kariyer planına ihtiyacımız var. Burada bugün itibariyle iş hala annelere, babalara düşüyor maalesef. Çünkü anneler, babalar bu kararın arkasında durmazsa bizim eğitim sistemimiz bunu destekler bir şekilde inşa edilmiş vaziyette henüz değil. Her ne kadar bazı çabalar olsa da bir sporcunun, bir sanatçının
akademik kariyeriyle birlikte, Ergin'in Sırbistan'da anlattığı gibi bir akademik kariyerle beraber ilerlemesi bugünün şartlarında çok olası gözükmüyor. Şimdi bütün bunlardan bahsetmişken, ben tabii bir sporcunun küçük yaştan başlayıp profesyonelliğe uzanan yolculuğunu antrenör gözüyle sizlerle paylaştım. Ben tenise şu raketten daha ufakken başladım. Bir de benim babam tenis antrenörü olduğu için mecburen başladım. Yani 7-8 yaşında başladım. Benim kız kardeşim, erkek kardeşim, onlar da o yaşta başladı. Ve üçümüzün de Türkiye şampiyonluğu var. Ondan sonra sürekli milli takım da devam ettik. Ondan sonra iş hayatına atılınca 20-22'den sonra biraz ara verdim, ama ara verdim demek yine sosyal olarak, yani turnuvalara ara verdim. Bir ara Amerika'da bir 4-5 ay tenis hocalığı yaptım. Sırf İngilizce öğrenmek için oraya gitmiştim. Şimdi de izliyorum. Çağırdıkları zaman oynuyorum ve çok hoşuma gidiyor. Tenisin hobi olarak, yani hobi olarak oynayacağınız tenisi, bana veteran tenisi demeyeceğim. Veteran tenisi de çünkü daha erken başlamak gerekir. Hobi olarak oynayacağınız her yaşta olur ve inanın 50-55 yaşından sonra başlayanlar benden daha fazla zevk alıyorlar. O yüzden herkese tavsiye ederim. Ama turnuva tenisi için kesinlikle 7-8 yaşında başlamak lazım. Yani daha sonra 11-12 yaş geç bile kalıyor. Veteran tenisini takip eden çok fazla insan var. Özellikle iş hayatından bunalanlar gidip sağda solda veya yurt dışında turnuvaları takip ediyorlar. Ben turnuva oynamaktan şey yaptım, çünkü eski hareketleri çıkartamadığınız zaman, tenis yeni diye gittiğiniz zaman, o zaman size zevk vermiyor. O yüzden turnuva oynamıyorum. Ben hobi tenisi diyorum, ama veteran tenisini herkese tavsiye ederim. Özellikle daha geç yaşta başlayanlara. Eski ve yeni tenisi karşılaştırırsak çok büyük fark var, ama bütün sporlarda o fark var. Yani futbolu düşünün, tamamen Brezilya futbolu gibi çalmaydı. Şimdi Afrika futbolu güce dayanıyor. Tenis de öyle, yani çok hızlandı, çok süratlendi. Hatta çok affedersiniz, seyir zevki bile bitti. Çünkü o kadar süratli oynuyor, topu takip edemiyorsunuz. O yüzden yeni teniste iddialı olmak biraz daha zor. Yani hem 3-5 saat sadece ona konsantre olup ona vermeniz gerekiyor kendine. Ama bu bütün sporlarda böyle. Yani sadece basket de öyle, futbol da öyle. Yani tüm sporlarda öyle. Kendi oyuncularımızı takip ediyorum. Yani başarıları. Onlar çok hoşuma gidiyor. Başta Marcel. İsmim Atan Erkoç, 48 yaşındayım. Tenise 3 ay oldu başlayalı. Serbest meslekle uğraşıyorum, iletişim sektöründeyim. 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu işin stresinden kopup bir sosyalleşme adına tenis sporuna başladım. Özel ders alıyorum hocayla birlikte. Sağlıklı bir şekilde devam etmeye başladım. 3 aydır çok mutluyum.
Sağlığım da düzeldi. Bazı eklem ağrılarım vardı, onlar da düzelmeye başladı. Mutluyum. Tenise 5 yaşında da başladık, 70 yaşında da oynanabilir. Bu sporun yaşı yok. Fiziğiniz güçlüyse, kendinizi sağlığınıza dikkat ediyorsanız herkes bu sporu yapabilir. Çok da zevkli bir spor. Tavsiye ediyorum herkese. Başlamadan önce kondisyon olarak yürüyüş yaparken bile zorlanıyordum. Ama şimdi daha farklıyım. Hareketlerim serileşti. Daha güzel oldu hayat. Ben bu spora başlamadan önce zaten tenisi takip ediyordum. Nadal'la, Federer'le. Onları çok gıptayla seyrediyordum. Belki yaşım ilerledi ama ileride Nadal gibi, Federer gibi oynayabilirim belki. Umut ediyorum. Onlar büyük sporcu. Onlara saygı duyuyorum. Başarılarına devamını diliyorum. Ben de başarılı olmak istiyorum bu sporda. 39 sene hukukçuluğa devam ettim. Bu arada bulabildiğimiz kadar zamanımızda hep tenisle uğraştık. Vallahi efendim yani 6 saate kadar oynadığımız zamanları çok bilirim yani. Tenis spor olarak bana göre dünyanın en harikası sporu. Yani ben 71 yaşındayım. Öyle abilerimiz vardı. 85, 86, 87 yaşında olan tenisçiler vardır. Efendim, tenisin yaşı yoktur. Sağlıklı olmak için tenis oynayın. Yeah, settlement. 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 Yeah, settlement.